Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi bu tamir ve tanıtım videosu olacak. Biliyorsunuz YouTube kanalımı takip edenler en azından biliyordur. Birkaç video önce gerisine doğru baktığınızda sahte yazılımlı cihazlarla ilgili bir tane video paylaşmıştım. Bu da sahte yazılımlı bir cihaz. Sadece yazılımı sahte değil, içerisindeki donanım ve bileşenler de sahte olarak sisteme girilmiş. Bu cihazlar Çin'den 550 TL civarında paraya satın alınıyordu. Son fiyatlarını bilmiyorum. Şimdi Q96 Max, Q96 gibi farklı isimleri de var. Ekranda gördüğünüz cihaz Q96 Mini Plus 4K Ultra HD diyor. Biraz farklı. Benim daha önce tamir ettiğimden farklı. İçerisindeki donanımlarda fark var. O videoyu da izlemenizi isterim. Mutlaka izleyin. Türkiye'de birçok arkadaşımız AliExpress sitesinden veya farklı bir yerden satın almıştır bu sahte yazılımlı, sahte donanımlı cihazı. Biliyorsunuz satın aldıktan sonra Android 11 ya da Android 12 olarak satış sitesinde bunların içerisindeki yazılımdan bahsediliyor. 8 GB RAM, 128 GB dahili hafızadan bahsediliyor. Cihazımızda 8 GB RAM, 128 GB dahili hafıza varmış. Bu mümkün değil arkadaşlar. Niye değil? Çünkü 500 TL'lik cihazda bunun olması mümkün mü? Değil. Satın alırken şüphelenmemiz gerekiyor ama hani AliExpress güvenli site gibi büyük bir site, dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden bir tanesi. Böyle bir ahlaksızlık, sahtekarlık yapmazlar diye düşünerek satın alıyoruz. Çin'de ucuz olduğunu düşünerek ve maalesef yapıyorlar. İki tane USB 2.0 girişi var. Ön tarafta kumanda alıcı yeri var. Yanlarında herhangi bir şey yok. Arkasına bakalım. Bahsedeceğim. Video biraz uzun olabilir. Burada biraz detaylardan bahsedeceğim arkadaşlar. Genel detaylardan. Kablolu internet, HDMI çıkışı, audio video çıkışı, hafıza kartı girişi ve 12 volt adaptör girişi var. Unutmayın 12 volt. Diğer Android TV Box'lar 5 volt oluyor. Dikkatli olun. Cihazda herhangi bir takılma donma, herhangi bir problem olursa evinizdeki cihazda sakın evinizdeki modemin adaptörünü 5 voltluk cihazlara takmayın. Buna takılabilir. Bu zaten 12 volt. Siz buna bakmayın. Dünyada 1000 tane cihaz varsa 998 tanesi 5 volt. Bu 2 tane farklı model diyelim. Böyle 12 volttur. Yani bunu benzetme için söylüyorum. Bilginiz olsun. Sakın evdeki modem adaptörlerinizi TV box'larınıza takmayın. Direkt yanacaktır. Gelelim diğer bilgilere. Arkadaşlar, şimdi bunu bana gönderen bir takipçim bana ulaştı, mesaj attı. Sizin daha önceki videonuzu izledim. Videonuzdaki gibi bendeki cihaz da sanırım sahte dedi. 8 GB RAM, 128 GB ROM ve Android 12 olarak satın aldık dedi. Ve cihaz zaten hiç kullanılamıyor neredeyse dedi. Takılıp donuyor, hiçbir işlem yapılmıyor. Yani verim sıfır dedi. Ne yapacağız? Size göndereyim. Siz buna orijinal yazılım atın. Cihaz orijinaline dönsün. Yani orijinalde nedir? 2 GB RAM, 8 GB ROM olabilir, 2'ye 16 olabilir, 1'e 8 olabilir. Hatta bir önceki videomuzda 1 GB RAM, 2 GB ROM vardı sanırım onda. Yanlış hatırlamıyorsam yani böyle bir şey olamaz ya. 2 GB dahili hafıza konur mu cihaza? Bir önceki cihazımız öyleydi. Bunda şey de olabilir. Buna bakacağız. Yani ben bunun ne olduğunu düşünüyorum. Onda da söylemiştim. 1 GB RAM yani 8'in olduğu yerde 1 olduğunu, burada da 8 GB dahili hafızanın olduğunu düşünüyorum. Yani 1'e 8. 1'e 8 ise bile bizim için iyi. 1'e 2'den iyidir yani arkadaşlar. Buna yazılım atıp cihazı kurtarmaya çalışacağız. Ama şöyle bir şey var. Videolarımın altında açıklama kısmında da yazıyorum. Yazılım değişikliği. Yani A firması. A firması ne? Q96 Mini. Q96 Mini'ye B firmasının yazılımı. Nedir o? İşte Beiling'in, işte ne bileyim Wontar'ın yazılımını buna atmak çok büyük risklidir. Yani bu işlem risk içerir. En kötü ihtimalle cihaz bir daha hiç açılmayabilir. İyi ihtimalle Wi-Fi görmeyebilir. Wi-Fi chipseti uyumlu değilse görmeyebilir. Kumanda çalışmayabilir. Böyle bir sürü sıkıntısı var. Kablolu internet çalışmayabilir.
Bluetooth çalışmayabilir. Hep böyle sıkıntıları var. Yani en kötü ihtimal cihaz hiç açılmayabilir ya da böyle dediğim gibi sıkıntılarla çalışabilir. Çünkü bunun anakartındaki bileşenlerle yazılımı aldığımız cihazın anakartındaki donanım bileşenleri uyuşmadığı sürece mutlaka bir şeylerde eksiklik olacaktır. Ama burada nihai amacımız şu. Biz kesinlikle sahte yazılımlı cihaz kullanmamamız lazım. Çünkü ne yaparsanız yapın içerisindeki tamam 1'e 8 olduğunu düşünelim RAM ve ROM'un sahte yazılımdan dolayı kasma, donma, kullanamama, verimsizlik aşırı derecede olacaktır. Ben bunun birçok örneğini gördüm. Tamire gelen bir sürü cihazlar var çünkü. Yani kesinlikle siz olun. Bu sahte yazılımlı cihazın orijinal yazılımını yani varsa fabrikanın orijinal yazılımını atmak gerekir ki bu mümkün değil. Çünkü bu cihaz fabrikasında yapılırken Türkiye'ye satılmadan önce veya dünyanın bütün ülkelerine içindeki sahte yazılımı öyle bir crack ya da ne diyeyim size mod yerleştiriyorlar. Dolayısıyla içerisindeki sahte yazılımın anlaşılmaması, donanımın 1 GB RAM olduğunu kullanıcı bulamasın diye buna engel koyuyorlar. Yani yazılım atarken atılmaması için engel koyup cihaz bozulabiliyor ya da hiç atılmıyor. %1'lerde sıfırlarda kalıyor. Böyle sıkıntılar var. Böyle bir cihazı nasıl kullanırsınız normalde? Hani kullanmak isterseniz zaten sorunlu bir cihaz, değil mi? Yani bir şekilde kurtulmanız lazım. 500-550 TL'yi riske atıp buna bu cihazın orijinali olmasına gerekmiyor. Orijinal yazılım diyeceğim ama orijinal yazılım derken sahte olmayan farklı bir cihaza ait yazılım da dahi atıp bu işlemden kurtulması lazım. Bana bu şekilde gönderildi. Bu amaçla konuştuk. Ben riskleri var bu işlemin. Eğer riskini kabul ediyorsanız %1 ihtimalle cihazın tamamen hiç açılmama durumu da olabilir dedim. Kullanıcısı fark etmez dedi. İsterse hiç açılmasın ama dedi ben bu şekilde kullanmak istemiyorum. Size göndereceğim. Siz yapın dedi. Şimdi cihaz geldi. Ben buna uygun, bu cihazın donanımlarına uygun yazılımı deneyeceğim. Bu videodan önce birkaç tane denedim. Videoyu şimdi çekiyorum. Çünkü bilinçli olmadan bir şeyler söyleyebilmem mümkün değil. Bu denemeleri size bahsedebilmem lazım. Yani yazılım attım. İşte kablolu kablosuz internet hiç olmadı. Yazılım attım. Kumanda çalışmadı ikisi birlikte. Hiçbir kumanda etki etmiyordu. Ama kablosuz mouse dongle'ını taktığın zaman Air Mouse ya da kablosuz mouse'la şuradaki mouse'lardan kullanabiliyorduk. Cihazı gönderen arkadaşıma bunlardan bahsettim. Bir tane yazılımda Wi-Fi modülü driver'a eşleşmiyordu. Böyle böyle diğer konulardan da bahsettim. Mümkünse yani donanımları tam çalışacak şekilde yani kumanda, Wi-Fi işte diğer şeyler çalışacak şekilde yapabilirsen iyi olur dedi. Risk her seferinde deneme yaparken artıyor. Onun bilgisini verdim. O kabul etti. Uzun lafın kısası internette yaptığınız araştırmalarda siz de bakabilirsiniz. Benim yorumlarımdan da bir fikir edinebilirsiniz. İnternette benim de takip ettiğim, okuduğum kadarıyla kumanda eşleşmemesi, hiçbir kumandanın eşleşmemesi, içerisinde Google Play Store olmaması, buna ait olan yazılımlarda olmaması gibi Wi-Fi modülünün eşleşmemesi, kumanda çalışmaması, içerisinde Google Play Store'un hiç yüklü olmaması ve bir sürü sorunlardan bahsetmişler. Yazılım atma işi o kadar basit ve kolay değil. Şimdi ben son denemelerimi yapıp bu işlemi tamamlayacağım. Ve nasıl sonuçlandı birlikte bakacağız. Arkadaşlar cihazımız açıldı. 4-5 yazılım denemesinden sonra en ideal, sorunsuz, benim için en önemli kriter olan hızlı ve atak olması. Yani bu 550 TL cihazdan kat kat fazla performansla hızlı çalışması, bundan beklenmemesi bu performansın bir de sıkıntının olmaması gerekiyordu. Ona dikkat ettim. Ekranda görüyorsunuz zaten Zido markası çok büyük bir marka, çok kaliteli bir marka onun yazılımı. Şimdi bakalım nasıl olmuş cihazımız beraber inceleyelim. Dediğim gibi video biraz uzun olacak demiştim. Yukarıda tarih saat, aşağıda hava durumu. Uygulamalar sekmesi
Buraya istediğimiz kısa yolu ekleyebildik. Play Store uygulaması. Buna da bakacağız. Versiyonuna bakacağız. Sürümü 35.6.11 şeklinde gidiyor. Buradan istersek güncelleyebiliriz ama bizimkisi en son versiyon. Yani güncel. Şu anda Android 11, 12 satın alsanız üzerindeki gelecek Play Store yazılımı bu olur herhalde. Geri çıkabiliriz. Şu anda Air Mouse'la kullanıyorum. İstersem orijinal şu TV Box kumandası görünmüyor ama fotoğrafını eklerim. Onunla kullanabilirim. Hatta Air Mouse'u kenara bıraktım. Normal kumanda ile kullanıyorum. Uygulamalardan bahsetmiştik. İstediklerimizi buraya ekleyebiliyoruz. İstediğimiz uygulamayı kısa yol olarak buraya ekleyebiliyoruz. Aşağıya bayağı da bir uzun liste ekleyebiliyoruz. Üzerine basılı tutuyoruz. İstersek uygulamaları istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Her cihazda olmayan şöyle status bar cihazımızda var ve full şekilde hem sesli arttırabiliyorsunuz hem arka planda çalışanları görüp kapatabiliyorsunuz şöyle. Bayağı da bir şey açıkmış. Bahsetmek istediğim. Bir de uygulamaların açılış hızlarından, kanalların geliş hızından bahsedeyim. Gerçi burada reklam çıkacaktır ama şimdi onu bekleyelim. Reklam gelmedi. Evet. Kanalı gösteremeden geri çıkacağım mecbur. Açılış hızını görüyorsunuz. Reklam geldi. Ana ekrana döndüm. Google'ın Play Store marketi YouTube'u 8K bile destekliyor. Market en günceli. Google Chrome yine öyle güncel ve düzgün şekilde çalışıyor. Hani Google ürünleri yok ya da eksik, yasaklı, kısıtlı değil yazılımımızda. Şuradan temizleme yapabiliyorsunuz. Buradan ayarlara girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şeyden bahsedeyim. Dahili hafızası varmış. En azından 2 GB değil. Buradan görebiliyoruz onu. 1'e 8 Android yazılım versiyonu 7.1.2. Dediğim gibi Zido'ya ait yazılım. Mesela bu uygun fiyatlı 1 GB RAM, 8 GB dahili hafızalı cihazda IPTV izleyebilir miyim? YouTube izleyebilir miyim? Diye sorular gelecektir. Merak ediliyordur bu kadar uygun fiyatlı cihazda. Ekranda IPTV açtım. Uygulamasını açtım. Kanal geldi. Ne kadar hızlı açıldığını, tam ekrana geldiğini görüyorsunuz. Güzel çalışıyor. Bu cihaz bana geldiğinde içinde o sahte yazılımla birlikte böyle çalışmıyordu arkadaşlar. Bir daha önceki versiyonlardan da bahsettim. Sahte cihazlarda onlar kesinlikle sürekli takılıp donuyor. Bir işlem yapamıyorsunuz. Zaten cihaz sizde varsa onu biliyorsunuzdur. Diğer uygulamalar burada. Şimdi reklamsız YouTube yükledim. Arkadaşımız reklamsız izleyebilsin diye ama orijinalde olan YouTube'u da silmedim, bıraktım. Onda da yüksek çözünürlüklü videolar izleyebilir. Muhtemelen reklamsız YouTube'dan daha otomatik kendi kendine güncellenen, ondan sonra daha yüksek çözünürlükte video izlemek için bunu kullanabilir. Arada hiçbir fark yok. Sadece bunda reklam gelir, diğerinde reklam olmaz. Farkı bu. Buradan şöyle geri çıkalım. Video performansına bakalım. 8K video diyelim. Hayvanlardan bakalım. Güzel bir şekilde geldi. Çözünürlüğüne bakalım. 1080p'de otomatik başlamış. Yo, 4K'da başlamış. Pardon, 2K. Şöyle 4K yapalım. İnternetin bakalım yeterli olacak mı?
O süper. Çok iyi. Renkleri görebiliyor musunuz? Gerçi telif ihtarına da girmemesi lazım bu görüntülerimiz. Fazla uzatmak istemiyorum. Görüntüde takılma, donma, en ufak herhangi bir şey yok. 4K videoda geri geliyorum. Cihazımızın 1 GB RAM'li ve 8 GB dahili hafızalı olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi kumandalar, fareler, işte her şey çalışıyor. Çalışmayan bir şey yok mu usta? Bu mükemmel mi oldu yazılım derseniz eğer, çalışmayan bir şey var. O da Wi-Fi. Wi-Fi modülü, driver'ı bu yazılımla eşleşmedi. Farklı yazılımlarda farklı şeyler gördüm ama hızlı çalışması, performanslı olması, bütün işte kumandaların çalışması, her şeyi desteklemesi, o yönden bakın hızı görüyor musunuz? Yani 2000-3000 liralık cihazdan hız yönünden bir farkı yok. Kanalların açılış hızlarına falan baktım. Onlarda da bir fark yok. Yazılımı çok beğendiğim için Wi-Fi modülünün eşleşmemesini sorun etmedim. Kendi açımdan cihaz sahibine de bunu söyleyeceğim. Bakalım şu an için herhangi bir bilgisi yok. Videoyu izledikten sonra linkini ona da atarım. Bakalım olumlu bulursa bu şekilde ona gönderirim. Kablo çekecek yeri yoksa eğer, bununla ilgili 150 TL, 150-160, belki maksimum 200 TL'ye kablosuz interneti kabloluya çeviren flash bellek gibi dongle'lar var. İnternette satılıyor. Ondan satın alması gerekir. Flash bellek gibi olan çevirici enerjisini USB'den alıyor. Cihazın USB'sine takıyorsunuz. TV Box'ın diğer yerini, ucunu kablolu internete takıyorsunuz. Şöyle çok kısacık 5 santimlik kablolu internet kablosu var. Flash bellek gibi cihazın arkasında sallanıyor. Enerjisini cihazdan alıyor. Sizin evinizdeki kablosuz ağa o bağlanıyor. Bu cihaza kablolu internet vermiş oluyor. Yani kablolu interneti kablosuza dönüştürmüş oluyorsunuz. Böyle de isteyen kullanabilir. Kablo çekmekte sorun oluyorsa eğer, bu şekilde de kablolu interneti kablosuz kullanma seçeneği aslında yok değil, var. Bahsetmek istediklerim bunlar da arkadaşlar. Yani şimdi sizin de evinizde sahte yazılımlı 8 GB RAM, 128 GB ROM'lu cihazlardan varsa, böyle hızlı bir şekilde kullanmak istiyorsanız bana gönderebilirsiniz. Bu şekilde yazılım değişikliği ve full kurulum yapabiliriz. Böyle hazır tak kullan şeklinde gönderebiliriz. Her zaman Wi-Fi çalışmayacak bir şey diye bir şey yok arkadaşlar. Bir önceki cihazda Wi-Fi de çalışıyordu ama o zaten daha farklıydı. Bu mini Q96 Mini Plus, o Q96 Max'tı sanırım. Geri dönük videoya bakmam lazım. Sadece markaları uyuşuyor ama modellere uyuşmuyor. Anakartları tamamen farklı. Bunu söktüm, baktım ben. Zaten sökmeden bu yazılım değişikliği yapmak da mümkün değildi. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Videonun sonuna doğru şey diyenler olacaktır. Usta işte yazılımı ver, biz de atalım, biz de yapalım. Ben normalde o şekilde çalışmıyorum arkadaşlar. Normalde ben bunu profesyonel amaçlı yaptığım için cihazlardaki yazılım değişikliğini kendim yapıyorum. Videolarımın altında yazılımları ayrıca vermiyorum. Ücretli yaptığım için bunu da açık açık burada beyan edebilirim. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Sadece biz, atıyorum bu cihaz için söyleyelim, Çin'den biz bu cihazı bir şekilde aldık yanlışlıkla, bilmeden. Hani sahte olduğunu bilmiyorduk donanımlarının. Ama elimizde patladı, çöp oldu, gitti. Ne olacak bu, böyle takılıyor, donuyor, hiçbir işlem yapmıyor diyorsanız eğer, bu video işte o anlamda burada işe yarıyor tam da. Bunun çaresi varmış. Bunu böyle yapan, eden, yazılımını değiştiren, kurulum yapan, hazır tak kullan şeklinde gönderen birileri varmış dedirtiyor bu video. Size bu bilgilendirmeyi yapmış oluyor. Videonun altında açıklamalar kısmında telefon numaramı yazarım, iletişim bilgilerimi. Oradan destek alabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.